Minik Seram'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber kalp kalbe karşı çiçeğinin saksı değişimini yapacağız. Hem de pembe olanlarının. Bunun için ben önceden bir toprak karışımı hazırladım. Kalp kalbe geçirgen toprak seviyor. Kaktüs toprağıyla neredeyse aynı bir toprak kullanıyorum. İçine perlit, vermikülit ve lav taşı ekledim. Şöyle göstereyim size de. Ben genelde ölçüleri kafama göre kullanıyorum ama genelde ölçü isteyen olursa sizler için ölçmeye çalışırım. Göz kararı gibi, hani anneler yemek yaparken göz kararı attım diyor ya, artık onun gibi bir şey oldu bende. Bunun için bu saksıyı kullanacağım. Kalp kalbelerim için özel olarak aldım. Bakın şu pembiklere buna uysun diye. Bu tilki diyordum ben buna ama kirpiymiş, sonradan öğrendim. Altını şöyle delmeye çalıştım. 4 tane delik falan delebildim. Ama fazlasına daha cüret edemedim çünkü kırılacak gibi geldi. Bunlar çok drenajları sevdiği için gene bunun dibine de kil bilyesi koyacağım. Hatta bunun hepsini dökebilirim. Şöyle. Kalp kalbelerimizin şu şekilde önce kil bilyesini göstereyim. Böyle dibine koydum. Ondan sonra kalp kalbelerimizi önceki topraklarından arındıralım. Var. Ben şöyle atacağım çoğunu. Zaten çoğu yüzeye yakın patatesleri. Bakın hemen çıktı mesela bir tanesi. Çok fazla ellemek de istemiyorum açıkçası. Şöyle koyayım, beraber inceleriz. Çünkü mevsim biraz ters ama bunları da geldiği günkü toprakta bırakmak istemiyorum. Çünkü geldiği toprakta hastalık olabilir, böcek olabilir, diğer çiçeklerime oradan geçebilir. Başıma bela açmak istemem. Evet. Şimdi tekrardan devam edebiliriz. Şu şekilde. Hazırlar. Ya da değiller. Ben bunları en son yerleştireceğim. O yüzden tekrar şuraya alayım. Bunlarla ilgili size küçük bir tüyo vermek istiyorum aslında. İlk aldığım kalp kalbe karşı çiçeğim bu gördüğünüz, sarmış olduğum. Bunu da çok böyle özenmiştim o zaman görünce. Demirlerden yapmıştım. Ve daha sonra sardırmaya başladım. Ama bitki bir türlü gelişmiyordu. Hiç kendini göstermiyordu ve kötü olmaya başlamıştı. Sürekli araştırdım neden olabilir diye. Meğersem patateslerinin, bunlar şöyle patatesleri olan bitkiler. Patates yapıyorlar daha doğrusu, yani yumru yapıyorlar. Bu yumrulardan kökler salarak büyüyorlar. Sonra öğrendim ki bu yumruların yüzeye yakın olması gerekiyormuş. Yani çok fazla derine dikerseniz bitki bunu sevmiyor ve çürümeye başlıyor. Hatta bundan görebilirsiniz. Şu üst taraftan patateslere dokunabilirsiniz. Bir arada bir ben böyle şöyle üzerine toprak atıyorum ama keyfi gayet yerinde. Yani yukarıdan hava almayı çok seviyor. O zaman şimdi bunları dikmeye de başlayalım. Bu da ufak bir tüyoydu. Toprağımızı yerleştirdiğimize göre dikmeye başlayabiliriz. Bunların yumruları yukarıdan şöyle ben parmağımla delik açarak yerleştiriyorum genelde.
Mesela bu şu an diktiğimi sadece iki yapraktan köklenmiş. Şöyle köklerine zarar vermeden patatesi çok da derine dikmeyecek şekilde dikmeye başladım. Bu pembe dediğimiz kalp kalbe çiçeği aslında normal kalp kalbenin variyeti olmuş hali. Yani alacalısı. Güneşle beraber pembeleşiyor. Bu alacalıkları da bunun variyeti olmasından kaynaklanıyor. Kalp kalbeyi çoğaltmanın birçok yöntemi var. Keserek suda çoğaltabilirsiniz. Perlite dikebilirsiniz. Toprağa dikebilirsiniz. Ben size yaptığım yöntemlerden bazılarını göstereceğim. Ek olarak da kalp kalbeler çok havadar ortamları seviyorlar. Ben buna kapalı balkonda sukulentlerimle beraber bakıyorum. Kaktüslerin yanında. Hiç yadırgamadı yerini. Gerçekten güzel gelişti. Bu yıl şu sarmış olduğumu sürekli kesmek zorunda kaldım. Çünkü sardığım şeyi aşağı devirmeye başlamıştı. Çok fazla ağır geliyordu. Ve küçük küçük yeni kalpler elde ettim. Ürettim. Büyük olmasını da seviyorum bitkinin. Böyle dolgun insanın gözüne geliyor ama küçüklerin de yeri tabii ki hepimizde ayrı. Kirpimizin pembe pembe saçları olacak. Ben de bu çiçeği o kadar seviyorum ki iki saksı da değil, üç saksı ayırmışım kendime. Çünkü daha önce aldığım şöyle bir tek bir daldı. O da şu önde gözükmesi lazım. Bakın buydu. Bunu almıştım. Daha sonra şu şekilde bunu üstüne koyarak çoğalttım. Şuradan yumru yaptı iki yaprağın ortasının olduğu yerden. Çoğalttıktan sonra onu kestim ve buraya diktim. Sonra bunu bu şekilde yaydım üzerine. Şu anda onun da büyümesini bekliyorum ama gördüğüm kadarıyla orada da gene patatesler oluşmaya başlamış. Böyle şu iki yaprağı şuradan genelde kelebek yöntemi deniyor. Şu kalbi görüyor musunuz? Şuradan bir buradan bir buradan kesiyorlar. Bu şu şekilde toprağa sokuyorlar bunu. Ve bu şekilde küçük küçük dibinden patatesler yapıyor. Ve buradan çoğalmaya başlıyor. Kelebek yöntemi var. Ya gene benim bu yaptığımda ona örnek sayılabilir. Şöyle kesip suya koyup suda köklendikten sonra dikebilirsiniz. Bu da ayrı bir yöntem. Yani bunu çoğaltmanın çok fazla yöntemi var. Yerini severse zaten kolay kolay büyümesi durmuyor. Havadar yer olmasına lütfen özen gösterin. Çok fazla sulamamaya dikkat edin. Yumrular çabuk çürüyebilirler. İşte bu kadar. Bu şekilde kalp kalbimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gene sizlerle bunların son durumlarını paylaşırım ben. Biliyorsunuz hikaye atmayı seven bir insanım. Ve size göstermek istediğim bir yaprağım var burada. Bunu yakından göstereyim.
Şöyle. Bakın. Albino bir yaprak. Harika değil mi? Çok güzel. Bu şekilde son halini de göstereyim. Umarım büyüdüğü günlerinde beraber görebiliriz. İşte size bunu yakından göstermek istedim. Bakın patatesler gözüküyor demiştim. Bakın böyle. Bunlar da zamanla büyüdükçe gözükmeye başlayacak. Yeni diktiğimiz. Bakın şu şekilde. Böyle arada bir şöyle toprak atarak üstünü ben kapatıyorum. Keyfi gayet yerinde. Kökleri de hava almış oluyor böylelikle.